Erkan Macit, CIA ve Cemaatler. Evet, sizlere yazacağım bu yazımda belki de birçok karmaşık ilişkinin olduğu bir yapıdan bahsedeceğim. Ancak bunun için bağlantıların içimizden dışarı çıkan bir zincir ağına da takıldığımızı göreceksiniz. 1978 yılında Vatikan'a papa seçilmeden evvel bana göre Hristiyan dünyasının delikanlı papalarından Luciani 1. Papa Jean Paul Vatikan içerisindeki kirli para trafiğini ve finansal küresel aktörlerin bir virüs gibi Vatikan içerisine nüfuz ettiğini fark eder. Bunun nasıl olduğunu anlamaya çalıştıkça önüne örgütler ve localar çıkar. Evet, şu masonizm denen masonik yapılanmaların localarından bahsediyorum. Henüz papalığa seçilmemiş olan Luciani bu kirli bağlantıları çözmek için sorularına cevap aradıkça Vatikan içerisindeki kirli bağlantılar ortaya daha net çıkıyordu. Kirli bağlantıların uluslararası trafiğe taşınması Vatikan Bankası'nın başkanı Piskopos Marsinkus, Banker Sindona ve Kardinal Cody Vatikan içerisinde kirli para trafiğini yöneten ve masonik yapılarla bağlantıları olan kişilerdi. Piskopos Marsinkus Mason, Banker Sindona Mason, Kardinal Cody masonik yapılanmalarla hareket eden bir gizli mason kardinaldi. Tüm bu karmaşık ilişkiler Vatikan'ı dış dünyaya bağlıyordu. Dünya üzerindeki tüm Hristiyanlardan gelen para ve bağışlar Vatikan Bankası'nda toplanıyor. Buradan büyüyen paralarla Vatikan içerisinde bankalar çoğalıyordu. Bu para trafiğini yönetmeye kalkan Sindona, Papa tarafından Vatikan Mali İşler Başkanlığı'na getirilmişti. Sindona bu para trafiğini dışa açarak diğer dünya bankalarının da Vatikan'da olmasını sağlamış ve dünyadaki en verimli şirketlerden hisse satın almaya başlamıştı. IBM, General Electric, Gulf Oil gibi şirketlere Vatikan hisse ortağı olmuştu. Tüm bu zengin şirketlerin Vatikan'a ortak olma hususuyla Rothschild ve Morgan gibi küresel sermayenin şeytani güç besleyen Yahudi aileleriyle bir şekilde Vatikan içerisine etki açısından nüfuz etmişti. Yazının burasında konuyu diğer konuya geçerken yine bir konumda buluşturmak üzere bir yere gelmek istiyorum. Papa 1. Jean Paul bu çapraşık kirli ağı çözmeye çalışırken masonik bir yapılanmanın da Vatikan bünyesinde birçok konuya el attığını fark ediyordu. Özellikle de Propaganda 2 kısa adıyla P2 Mason Lojası İtalyan mafyasının kirli işlerine ön ayak olmuş ve Gladio yapısıyla derin konulara girmiş, CIA ile de bağlantıları sağlamıştı. Yanlış okumadınız. Evet, CIA şu bildiğiniz CIA. Yok artık, burada da mı der gibisiniz ama maalesef burada da CIA karşımıza çıkıyor. Şöyle izah edeyim, CIA içerisinde iki yapılanma var. Birisi Vatikan Cizvitler, diğeri ise Tapınakçılar, yani Tapınak Şövalyeleri. Bu iki yapıda birbirinden bağımsız hareket eder ve plan yaparlar. Biri Katolik, biri Protestan. Hatırlarsanız Papa Francis geçtiğimiz günlerde de bir açıklamasında Amerika başkan adaylarından Donald Trump için "No Christian, Trump Hristiyan değil" demiştir. Bu da açıkça gösteriyor ki Vatikan'la tapınakçılar arasında bir menfaat savaşı olduğu ortaya çıkıyor. Konumuza dönelim. Evet, Vatikan içerisinde kirli yapılanma ağını çözen Luciani Papa seçildikten sonra ömrü bir ay oluyor. Aynı zamanda papalık ömrü de bir ay oluyor. 1978 Ağustos'ta Papa seçilen 1. Jean Paul, 29 Eylül 1978 yılında odasında bir rahibenin sabah fark etmesiyle yatağında ölü bulunuyor. 100 yıldan beri Vatikan tarihinde kendi başına ölen ilk papa oluyordu. Ölümünün ardından çok spekülasyonlar yapılmasına rağmen masonik yapılanmalar P2 ve ortak hareket ettiği Gladio yapılanması onun ölümünü devlet içerisindeki kurumlardaki elemanları ve yüksek makamlardaki adamlarıyla örtbas ettiler. Bakın konu şimdi nereye geliyor? Vatikan içine sızmış olan bu masonik yapılanmalar her şekilde uluslararası alanda sızmalarını gerçekleştiriyorlar. Türkiye'deki cemaat yapılanmalarını ele aldığımızda da karşımıza çıkan Opus Dei ile aynı felsefeyi güden ve uygulayan FETÖ, Fethullah Terör Örgütü ve bunların yapılanmasıdır. FETÖ'nün Türkiye'deki yasa dışı faaliyetleri gün yüzüne çıktığında Amerika'ya kaçmasıyla başlayan süreç daha yeni bir stratejinin belirlenmesine ve yeni bir planın devreye sokulmasına başlangıç startı veriyor. Merak ediyorsunuz değil mi? Durun, tek tek size izah edeceğim. FETÖ Amerika'ya kolay adılmadı gösterildi. Halbuki en başından beri FETÖ Amerika ve CIA kontrolünde çok kapsamlı bir projeyle Türkiye içerisine sokulmuş bir Truva atıydı. Dostlarım, arkadaşlarım, ey milletim, düşman içimize
öyle bir sızmış ki kılcal damarlarımızı bırakın, medeniyetimizin köklerine adeta patlamaya hazır bir bomba koymuş. FETÖ'nün ortaya çıkması, cemaat kurması ve bu cemaat yapılanmasının hoşgörü ve diyalog felsefesiyle hareket etmesi, sivil toplum kuruluşlarından, iş camiasından, sanat camiasından, devlet bürokratları tarafından tehlikesiz görülmesi adına sahte bir maskesiydi. FETÖ, eski Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski CIA Türkiye Masası Şefi, aynı zamanda RAND Corporation'ın danışmanı olan Graham Fuller'le sıkı fıkı çalışıyordu. Graham Fuller'in CIA adına dizayn ettiği projeydi FETÖ. 25 milyar dolarlık bir güç nasıl oluyor da FETÖ'nün hizmetine sunuluyordu? Okullar, gazeteler, üniversiteler, sendikalar, bankalar, televizyon, medya sektörü nasıl oluyor da bunlar birbirleriyle hiç bağdaşmadığı halde bağlantılı oluyordu? Çünkü proje CIA'nin geliştirdiği uzun yıllara dayanan bir strateji planıydı. Türkiye içinde FETÖ Truva Atı'nı örgütsel bazda ağ kurarak genç nesil hedeflenmiş, dini grup olarak ılımlı İslam görüşüyle Yeşil Kuşak projesi hayata geçirilmişti. CIA, FETÖ'nün açtığı tüm eğitim kurumları ve okulları kontrol altında tutuyor. Bu kontrol altında tuttukları okullardan yetişen genç neslin beyinleri yıkanıyordu. Bu yetişen nesil Türkiye içerisinde kritik noktalara, orduya, siyasete, eğitime, devlet bünyesinde kontrol mekanizmasını ele alacak ne varsa o birime entegrasyon sağlanıyordu. Bunun için en önemli faktör eğitim kurumlarıydı. Projenin kaynağı ana merkez üssü eğitim kurumlarıydı. Bu yapılanmanın CIA destekli olması, FETÖ'nün sınırlarını genişletmesi adına uluslararası arenada Amerika'nın stratejik çıkarları açısından önemliydi. CIA, FETÖ'yü uluslararası arenaya taşıdı. Orta Asya'da açılan okullar ve kurulan eğitim sistemli faaliyetleri yöneten birimler, Orta Asya'daki varlığını sürdürürken, arka plan bu ülkelerden genç nesli hedef alıp Truva Atı gibi aynı sistemi bu ülkelere oturtmaktı. Truva Atı'nı iyi kullanan CIA, FETÖ'nün tüm oluşumlarını ve kaynaklarını her ülkede kullanmaya başladı. Avrupa ve Balkanlar, oradan Orta Asya, tam bir planlanmış uzun vadeli kuşatma planı. Graham Fuller'in ılımlı İslam ayağı projesini Türkiye'de uygulamaya koyması, Türkiye'nin jeopolitik yapısıyla ve de demokratik laik bir ülke olmasından başka bir şey değildi. Her ne kadar FETÖ Graham Fuller'le bir araya gelmediğini iddia etse de, Vatikan'a gidip dönemin papasını İkinci Jean Paul'u ziyaret ederek kendisinden başkası değildi. Hatta en önemlisi FETÖ'nün Papa'ya bizzat kendi yazdığı mektubu unutmamak gerekir. Bu mektupta Papa'ya kendi hayranlığını ve biatini sunarken, dinler arası diyalog ve hoşgörü projesinde Papa'nın Türkiye'ye gelerek projenin ayağının oturtulması adına teklif ve davet yapıyordu. Sevgili dostlarım, biz büyük bir milletiz, büyük bir medeniyetin öncü kuşaklarının torunlarıyız. Bizim tarihimiz kitaplara bu şerefsiz FETÖ ve İhanet çetelerinin yaptıkları gibi kalemlerle yazılmadı. Şanla, şerefle, kanla yazıldı. Yabancı devletlerin, emperyalist güçlerin, küresel şeytani güçlerin vatanımıza göz koyduğu, hiçbir ülkede olmayan, dünyanın hiçbir ülkesinde önem arz etmeyen güzelliklerin olduğu bu güzel vatanımız maalesef bu hain yapılanmanın oyununa gelmiştir. Bu FETÖ hain yapılanmasının kalleş oyununu, CIA ve NATO destekli darbe ve işgal planını 15 Temmuz'da kendi gözlerimizle gördük. Türkiye 15 Temmuz'da İstiklal Savaşı'nın mücadelesini milli iradeyle, yani milletiyle el ele kol kola girerek meydanları hınca hınç doldurarak dünyaya darbeyi bastıran tarihteki ilk millet olduğunu gösterdi. Bu hain yapılanmanın bu ülkede köklerini, dallarını söküp atmadığımız sürece tehlike içimizde devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanın yerinde ve kararlı tavırlarıyla, milletimizin üstün gayretiyle bir faciadan dönmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı ve MGK'da alınan ve Bakanlar Kurulu onayına sunulan, mecliste kabul edilen 3 aylık OHAL kararı en doğru ve yerinde bir karardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş ayarlarına geri dönüyor. Erkan Macit.